Okey diyoruz. En son ne oldu? Tanrıçayla Tanışma adında bir bölüm okuduk. Hani bölüm en başta beni çok heyecanlandırmıştı ama sonra bölümün içindeki o anlatıları falan okurken çoğundan tat almadım. Hani o ara böyle bir iş başvuruma dair gelişmeler de oluyordu. Onun için bir tık dikkatim de dağınıktı. Ama sonra videoyu çektikten sonra baştan sona bir kere daha dinledim videoyu ve yine böyle kendimi merak etmiyorken buldum. Geçenki bölümde anlatılan şeylerin çoğunu. Bu açıdan çok fazla bir şey anlamadım. İlgimi de çekmedi. Bana dair konularda konuşulmadığı için ait hissetmedim kendimi. Bir iki üç nokta dışında ilgimi çekmedi yani genel olarak. O iki üç nokta ne? O benim ilgimi çeken. Bir tanesinde İrlanda olması lazım. Orada böyle bir kadın var bataklıkta yaşayan. Kadın bayağı bir çirkin. Böyle aklıma nedense Brave'deki cadı geliyor bir anda. Gerçi Brave'de İrlanda falan oluyor değil mi lan? Neyse sonra işte böyle İrlanda'daki normal krallıktaki üç tane çocuk su arıyorlar işte su bulmaları lazım. O kadına denk geliyorlar teker teker. İşte bize su ver. Kadın diyor ki beni öpersen vereceğim falan. Susuzluktan ölürüm daha iyi falan yapıyor böyle ilk iki erkek kardeş. Üçüncü kardeş geliyor işte su istiyor. Kadın diyor ki vereceğim ama beni öpeceksin. Üçüncü çocuk diyor ki ne seni öpmesin üstüne bir de sana sarılırım yapıyor. Sarılıyor sonra da öpüyor üstüne. Kadın biraz aşırı güzel bir şeye dönüşüyor ve öğreniyoruz ki zaten royal bir kadınmış. Hani Kralların, prenslerin evleneceği cinsten biriymiş ve oranın en güçlü insanlarından biriymiş falan. Mutlu mesut bir son olmuş oluyor. Hani kadının en başta çirkin görünmesi ama sonra işte birden aşırı güzel bir şeye dönüşmesi falan. Hani bir kadının çirkin görünmesi çok mantıklı şey açısından. Çünkü erkekler çok sikiyle düşünüyor tabiri caizse. Ve bunun test edilmesi olmuş oluyor bir kadının çirkin görünmesi. Okey diyoruz. Aşırı mantıklı. Bu bir. İkincisi şu an anlatacağım tam anlamadım hikayeyi. Şu anda çatpat anladım. Yanlış anlamadıysam güçlü birisi bir prens. Bunu da tahmin ediyorum. Buna da emin değilim. İşte kendi adamlarıyla beraber dolaşırken bunun işte köpekleri var. Gizli bir tanrıça gibi bir şey buluyor. Aşırı güzel falan. Ve tanrıça bir şekilde kendini savunmasız ve güvende olmayacak bir şekilde hissetmeye başlıyor. Çünkü bu kişi tanrıçanın huzurunu bozabilir falan. Tanrıça bunu bir tane çatal boynuzu geyiğe dönüştürüyor. Böyle olunca da bu kişi birden kurtları bunu yemek için kovalamaya başlamış oluyor. Kendi adamları, kendi askerleri tabiri caizse bunun peşine düşmüş oluyor falan. Böyle bir hikaye. Sonra işte Tanrıça rahatlıyor, geri yatıyor falan. Bana namını okuyor. Bu hikayenin what is the point diyorsun. O kadar hiçbir işe yaramadı ki. Hani böyle ayrıntılarını falan kaçırdım. Yüksek ihtimalle ben diyorum ya bir kere okudum, bir kere dinledim. No. İçine giremiyor. Bazen böyle hani. Zaten insan kitabı okuduğu zaman okudum her şeyi aşırı iyi seviyede anlıyorum. Ben bir dehayım anlıyorsunuz ki. Okuyorsunuz, anlayacağınızı anlıyorsunuz. Hoşunuza giden kısmından eğleniyorsunuz. Anlamayacağınızı anlamıyorsunuz. Ama işte genelde fantastik edebiyatta özellikle %99 eğleniyorsunuz. Kitapta öyle bir şey de var. Hani böyle düz yazı gibi değil. Mesela şu an ne oldu? Biz Joseph Campbell'ı okuyoruz. %80 diyesim geldi. Hani %80 seviyorum Joseph Campbell'da okuduğum yerleri. Ama işte %20 de geliyor böyle. Geçen bölümde bunlardan bir tanesiydi. Neredeyse sarmadı diyoruz. Okey. Üçüncü hikaye ne? Üçüncü hikaye başını duyduğumuz bir hikayenin devamıydı yanlışım. Yoksa kurbağa prens muhabbeti işte bu ufak bir kız altın top düşürüyor suya. Kurbağa bunu kurtarıyor ama seninle yatmama izin verirsen falan yapıyor. Orada işte bir sürü sexual innuendo mu deniyor? Bok bir sürü var orada. Kızın işte ergenliğe gireceği ve seks yapmaya başlayacağına dair alttan alta gölge anlatılar. Neyse kız topu alasıya kaçıp gidiyor. Hani kaçıp gidiyor da değil. Kurbağayı unutuyor zaten falan. Sonra hikaye nasıl ilerlemeye devam ediyor bilmiyoruz ama kurbağa bir şekilde kızın yaşadığı yere gelmiş oluyor ve kızın dibinden ayrılmıyor. Seninle beraber yemek yiyeceğim, seninle beraber yatacağım falan. Kız neyse kafa satıyor tutup kurbağayı fırlatıyor duvara. Sonra duvara çarpınca kurbağa birden aşırı yakışıklı bir prens
olarak çıkmış olabilir. Lafı falan da kibar 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 konuşuyor falan. Sonra birden prensesle bunları evlenip sonsuza kadar mutlu mesut yaşıyorlar. Yani benim burada prenses böyle bir sonu hak etmedi diyesim geliyor. Kurbanında gidip başka bir kendi prenses falan bulması lazımdı. Bence kendisi kurbağa olduğu halde kendisini seven falan. Bilmiyorum, what is the fucking point? Ama öte yandan işte prenses de yaşlı ufak. O da onun için okey oluyor sanırım. Bilmiyorum. Bu hikayede böyle bitiyor. Aklımdan bu kalmış. Geçen bölüme dair. Başka bir şey yok gibi sanki. Ama yine de bir duracağım. Başlamadan önce diyecek bir şey var mı? Okay, chapter 3, Woman as a Temptress, başlıyoruz. The mystical marriage with the queen goddess of the world represents the hero's total mastery of life. For the woman is life, the hero its knower and master. Çok fazla ataerkil şeyler seziyorum burada nedense. And the testings of the hero, which were preliminary to his ultimate experience and deed. Her symbolical of those crises of realization by means of which his consciousness came to be amplified and made capable of enduring the full possession of the mother destroyer, his inevitable bride. Okay, mother destroyer dedi, sonra his inevitable bride dedi. Oedipus cercut var burada. Bir de aklıma benim şey geldi. Özellikle bu okulda geçirdiğim zaman içinde bu öğrendiğim, farkına vardığım bir şey. Hani cinsiyet dediğimiz kavram biraz şey bir kavram. Yani çok fazla toplum tarafından manipüle edilmiş bir kavram. Ve çok fazla insan var kendilerini kadın ya da erkek olarak tanımlamak istemeyen. Hani bu açıdan bu hikayelerdeki kadın erkek bağları biraz sanki doğru olmayan bağlar gibi. Biraz sanki geçerliliği çok olmayan bağlar gibi falan. Bilmiyorum. Şey bir nokta, yani değişik bir nokta. With that he knows that he and the father are one. He is in the father's place. Thus phrased in extremist terms, the problem may sound removed from the affairs of normal human creatures. Nevertheless, every failure to cope with a life situation must be laid in the end to a restriction of consciousness. Wars and temper tantrums are the makeshifts of ignorance. Regrets are illuminations come too late. The whole sense of the ubiquitous myth of the hero's passage is that it shall serve as a general pattern for man and woman. Wherever they may stand along the scale. Therefore it is formulated in the broadest terms. The individual has only to discover his own position with reference to this general human formula and let it then assist him past his restricting walls. Who and where are his augurs? Those are the reflections of the unsolved enigmas of his own humanity. What are his ideals? Those are the symptoms of his grasp of life. In the office of the modern psychoanalyst, the stages of the hero adventure come to light again in the dreams and hallucinations of the patient. Hallucinations of the patient. Sadece rüya değilmiş, tamam. Halüsinasyon muhabbeti var çünkü özellikle draglarda falan. No fucking joke diyoruz. Death beyond depth of self-ignorance is fathomed with the analyst in the role of the helper. The initiatory priest. And always, after the first thrills of getting underway, the adventure develops into a journey of darkness, horror, disgust, and phantasmagoric fears. The crux of the curious difficulty lies in the fact that our conscious views of what life ought to be seldom correspond to what life really is. Generally, we refuse to admit within ourselves or within our friends the fullness of that pushing, self-protective, malodorous, carnivorous, lecherous fever which is the very nature of the organic cell. Rather, we tend to perfume, whitewash, and reinterpret, meanwhile imagining that all the flies in the ointment
O da hears in the sewer. Are the falls of some unpleasant someone else. But when it suddenly dawns on us, or is forced to our attention, that everything we think or do is necessarily tainted with the odor of the flesh, then, not uncommonly, there is experienced a moment of revulsion. Life, the acts of life, the organs of life, woman in particular as the great symbol of life, become intolerable to the pure, the pure, pure soul. Çok enteresan bir nokta hakkında konuşuyormuş gibi hissetmem ama tam anlamadım. Bir kere daha okuyacağım az sonra. Oh that this too too solid flesh would melt. Bu şey değil mi lan Shakespeare? Hamlet. Thou and resolve itself into a div değil herhalde. Or that the everlasting had not fixed his canon gains self slaughter. Oh God, oh God. Oh evet bakın Hamlet diyoruz. Yuppie. Ne kadar kültürlüyüm görüyorsunuz değil mi artık? So exclaims the great spokesman of this moment, Hamlet. How weary, stale, flat, and unprofitable seem to me all the uses of this world. Fiend, affray, this an unweeded garden that grows to see things rank and gross in nature. Possess it merrily that it should come to this. 38. Okay diyoruz. The innocent delight of Oedipus in his first possession of the queen turns to an agony of spirit when he learns who the woman is. Like Hamlet, he is beset by the moral image of the father. Like Hamlet, he turns from the fair features of the world to search the darkness for a higher kingdom than this of the incest and adultery-ridden luxurious and incorrigible mother. The seeker of the life beyond life must press beyond her, surpass the temptations of her call, and soar to the immaculate at her beyond. For a god called him, called him many times, from many sides at once, ho Oedipus. Though Oedipus, why are we tarrying? It is full long that thou art stayed for come. 39 demiş. Ne diyorsun kanka? Boş yapıyor. Where this Oedipus Hamlet revulsion remains to beset the soul, there the world, the body, and woman above all become the symbols no longer of victory but of defeat. A monastic, puritanical, world-negating ethical system then radically and immediately transfigures all the images of myth. No longer can the hero rest in innocence with the goddess of the flesh, for she has become the queen of sin. So long as a man has any regard for this corpse-like body, writes the Hindu monk Shankaracharya, he is impure and suffers from his enemies as well as from birth, disease and death. Bu bana çok fazla ilk günah muhabbetini de anımsattı nedense. Bir şekilde gerçi kadının günah olması muhabbeti bilmiyorum. Tamam onu da anımsattı. Cepte dursun karşımıza çıkabilir. But when he thinks of himself as pure, as the essence of the good and the immovable, he becomes free. Throw far away this limitation of a body which is inert and filthy by nature. Think of it no longer. For a thing that has been vomited as you should vomit forth your body, sperm çıkışından bahsediyor şu an herhalde vomit gibi, can excite only disgust when it is recalled again to mind. Ne diyorsun kanka? Boş yapıyorsun. This is a point of view familiar to the West from the lies and writings of the saints. Evet. When Saint Peter observed that his daughter Petronilia was too beautiful. He obtained from God the favor that she should fall sick of a fever. Favor. Amına okuyayım. Aklıma ne geldi? Geçen bir arkadaşımla konuşuyorduk. Kadının biri direkt böyle en ucuz şekilde orospu olan bir kadın ve bayağı da güzel bir kadınmış. Bu Konya'da orospuluk yapıyor işte hani genel evde. Kadın o kadar çok seks yapmak zorunda kalıyormuş ki bir gün içinde.
Güzelliğime lanet ettim diyor. O geldi aklıma. Kadınlar cidden çok fazla zor şeyler yaşıyorlar. Biraz fazla zor olan kötü diyoruz. Now one day when his disciples were by him, Titus said to him, "You who cure all maladies, why do you not fix it so that Petronilla can get up from her bed?" And Peter replied to him, "Because I am satisfied with her condition as it is." Orospu çocuğu, kız acı çekiyor, onu ne yapacağız? Piç. This was by no means as much as to say he had not the power to cure her, for immediately he said to her, "Get up, Petronilla, and make haste to wait on us. The young girl cured, Gadaben came to serve them." But when she had finished, her father said to her, "Petronilla, return to your bed." Orospu çocuğuna bak sen diyor. She returned and was straightway taken again with the fever. Orospu çocuğu diyor. And later, böyle priest namına koyayım ben. When she had begun to be perfect in her love of God, her father restored her to perfect health. Senin neyse, küfür etmeyeceğim. O kadar ne kadar sinirli olduğumu küfür etmeyişinden anlayabilirsiniz. Okay. Okey, bir şey fark ettim ve doğru bence. Bence erkeklerde tanrı kompleksi var. Böyle cinsiyetten gelen bir şekilde. Bir şekilde en güzel kadını hak ettiklerini düşünüyorlar ve kendilerini olduğundan daha kuvvetli görüyorlar falan. Ve öyle olmadıklarını anladıkları zaman falan da aşırı büyük sorunlar çekebiliyorlar. Ben bunlardan bir tanesiyim mesela. Yıllardır bir sürü bazı konulardan muzdaripim diyeyim. Sebebi de yeterince erkek olmadığım için sanırım. Böyle bir şey var bence. Ve bu kadınlarda yok. Kadınlar bence direkt normal bakıyorlar hayata. Hayat nasılsa öyle görüyorlar. Ama erkekler böyle belki de o testosteronun getirdiği bir şeyle falan tanrı kompleksindeler. Direkt şeyler böyle. Ne derler ona? Bir tanrı gibi görüyorlar. Yani böyle direkt kontrol ediyorlar. Direkt ben daha güçlü olanım. En iyisini ben hak ediyorum falan modundalar. Böyle bir şey var sanırım. Hatta belki de İslamiyet'teki bütün peygamberlerin falan erkek olmasının sebebi artı Yahudilik ve Tevrat'taki falan. Buda da erkek. Hani bilmiyorum. Gerçi tarih boyunca kadın ezildiği için kadın zaten peygamber olabilecek kadar güçlenme ihtimali düşük olan bir şey. Ama bence erkeklerin genelde peygamber olmasının bir açıklaması da tanrı kompleksi olan bu cinsiyet bir şekilde tanrıyı anladığı için de aslında tanrı kompleksi var. Ya da tanrı kompleksi olduğu için tanrıyı anlamaya başlayıp tanrıya ulaşabiliyorlar gibi bir şey de var bence. Ama öte yandan kadınlar zaten o kadar meşguller ki acılarıyla, flashback'teki o iş kadında dediği gibi işte doğum olsun, adet olsun. Adet, ona adet demek yanlış sanırım. Regal de diyemiyorum. Regal. Regal. O kelimeyi söyleyemiyorum bir türlü. Neyse işte. Her türlü acı çekiyorlar. Onlar acı çekmekten uzaklaşmakla meşgulken biz acı çekmediğimiz için tanrı kompleksindeyiz. Çünkü acı çekmiyoruz çünkü biz tanrıyız. Okey, bu da gayet böyle valid bir point sanki. Cepte dursun. Düşünmeye devam. At that time a noble gentleman named Flaccus, struck by her beauty, came to bid for her hand in marriage. She replied, "If you wish to marry me, send a group of young girls to conduct me to your home." But when these had arrived, Petronilla directly set herself to fast and pray. Receiving communion, she lay begging in her bed and after 3 days rendered her soul up to God. Ne kadar kutsal ve doğru diyoruz. Amına koyduğumun manyakları. The later church, unwilling to think of Saint Peter as having begotten a child, speaks of Petronilla as his ward. Okay diyoruz. Başka bir şey diyor musunuz kanka? No. As a child, Saint Bernard of Clairvaux suffered from headaches. A young woman came to visit him one day to soothe his sufferings with her songs. But the indignant child drove her from the room, and God rewarded him for his zeal,
For he got up from his bed immediately and was cured. Hani acı çekmek daha güzel, iki yüzlü piç diyoruz. Not ancient enemy of man, perceiving little Bernard to be of such wholesome disposition, exerted himself to set traps for his chastity. When the child, however, at the instigation of the devil, one day had stood staring at a lady for some time, suddenly he blushed for himself and entered the icy water of a pond in penance, where he remained until frozen to his bones. Amına koyayım, o kadar manyaklar ki ne yapsam bilemedim bu insanlara. Another time, hani vursan hoşlarına gidecek acı çekmekten, hoşlandıkları için. When he was asleep, a young girl came naked to his bed. Bernard, becoming aware of her, yielded in silence the part of the bed in which he lay, and rolling over to the other side, returned to sleep. Having stroked and caressed him for some time, the unhappy creature presently was so taken with shame, in spite of her shamelessness, that she got up and fled, full of horror at herself and of admiration for the young man. Tam cidden bir kadın çıplak bir şekilde sana geliyor ve sen onunla seks yapacak hamleleri yapmıyorsun. Bu irade isteyen bir şey. Buna laf yok. Böyle bir irade gösterebilip bir insanla övünüyorsa övünsün. Cidden kendisine hakim olmuş derim artık. Önemli bir şeymişse bu onun için. Yapılması zor bir şey olduğu için okey. Ama öte yandan kanka senin doğan böyle. Amına koyayım, insanlık nasıl devam edecek o zaman sen seks yapmayacaksan diyoruz, tamam mı? Still again, when Bernard together with some friends one time had accepted the hospitality of the home of a certain wealthy lady, she observing his beauty was seized with a passion to sleep with him. She rose that night from her bed and came and placed herself at the side of her guest. But he, the minute he felt someone close to him, began to shoot teeth, teeth immediately thereupon. The woman scurried away. The entire house was on its feet. Lanterns were lit and everybody hunted around for the burglar. But since none was found, all returned to their beds and to sleep, with the sole exception of this lady, who, unable to close her eyes, again arose and slipped into the bed of her guest. Bernard began to shoot teeth and again the alarms and investigations. After that, even a third time this lady brought herself to be spurned in like fashion. Ne oluyor amına koyayım seks yapsan? Ne oluyor? So that finally she gave up her wicked project. Ne kadar da wicked. Out of either fear or discouragement. On the road next day, the companions of Bernard asked him why he had so many dreams about thieves, and he replied to them, "I had really to repel the attacks of a thief, for my hostess tried to rob me of a treasure which, had I lost it, I should never have been able to regain." Bakiriyet diyoruz. Ne kadar büyük ve kutsal bir treasure. Helal olsun bro. Yolunda devam diyoruz. All of which convinced Bernard that it was a pretty risky thing to live together with the serpent. So he planned to be quit of the world and enter the monastic order of the Sister Sivan. Bir dakika, Sister Sivan diyeceğim. Kanka onun yerine kendi çükünü kesseydin. Hadi onu niye yapmadın diyoruz. Çekmekten de hoşlanıyorsunuz falan. Neyse ama işte çünkü olduğu halde kendisini kontrol etmesi iyidir falan. O zaman niye insanlardan uzaklaşıyorsun lan diyoruz. İşte ne kadar Allah affetsin. Gerçekten böyle laf etmek istemiyorum ama biraz fazla küçümseyici sanki diğer insanları bu tarz anlayışlar ve diğer insanları bu kadar fazla küçümsemek sanki çok da cool değilmiş gibi falan. Evet. Not even monastery walls, however, not even the remoteness of the desert can defend against the female presences. For as long as the hermit's flesh clings to his bones and pulses warm, the images of life are alert to storm his mind. Saint Anthony, practicing his austerities in the Egyptian Thebaid,
Bait ne demek bu? Da bait. Ne demek acaba? As troubled by voluptuous hallucinations perpetrated by female devils attracted to his magnetic solitude. Apparitions of this order with loins of irresistible attraction and breasts bursting to be touched are known to all the hermit resorts of history. Abel Ermite, ne demek mık diyoruz? Ne diyorsun kanka? Boş yapıyor. Rise the New Englander, cotton matter, the wilderness through which we are passing to the promised land is all filled with fiery flying serpents. But blessed be God, none of them have hitherto so fastened upon us as to confound us utterly. All our way to heaven lies by dens of lions and the mouths of leopards. There are incredible droves of devils in our way. We are poor travelers in a world which is as well the devil's field as the devil's goal, a world in which every nook whereof the devil is encamped with bands of robbers to pester all that have their faces looking seaward. 44, ne diyorsun kanka? Boş yapıyorsun. Bölüm bitiyor. Chapter 4. Atonement with the Father demiş. Gayri içim dışım kadın oldu zaten. Birazcık da şöyle baba maba ne diyormuş. Onlara bakalım. Güzel diyoruz. Kapatmadan önce diyecek bir şey var mı düşünüp geliyorum. Nope. Hadi görüşürüz.